kalan ilah değil, eleştirilebilir diye. Ya bir yazınızda diyorsunuz ki dağdaki silahlı mücadeleyle PKK'yı kastediyorsunuz. Şehre yansıyan parlamenter yüz, tekçi, otoriter ve kendi dışındaki hiçbir görüş ve faaliyete yol vermeme çizgisinde devam etmektedir. PKK bölgede başka bir siyasi görüşün filizlenmesi ya da ortaya çıkmasına izin vermiyor mu efendim? Şimdi ben aynen bu söylediklerimin arkasında duruyorum ve altına imza atıyorum. Şimdi bunun böyle olduğu bir gerçektir. Yani PKK dokunulmaz değildir. PKK üstüne birçok kitap yazıldı, makale yazıldı, yazı yazıldı. Bunlar biliniyor. Tamam. Bizim de Kürt hareketi içinde kendisini dirijan kabul eden, tek temsilci benim diyen PKK'yı ve onun liderini eleştirmek gibi bir hakkımız vardır. Bu en demokratik ve en masumane haktır. Biz bunu yapmazsak kim yapacak, kim söyleyecek, Sayın Kaya, kim konuşacak? Ne zaman Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorsunuz? Bir tarih var mı kafanızda? Şimdi efendim şöyle anlatayım ben bunu. Türkiye'ye dönüşün şartları olmalı. Şu anda sürgünde Kürdistan parlamentosu için açılmış bir dava var. Söylediğiniz gibi bizim için 22 yıl ceza isteniyor. Kürt sürgünlerinin dönmesi için yapılacak kanuni düzenlemelerle engeller kaldırılırsa biz hemen ülkemize döneriz ve bu sürece de katkıda bulunuruz. Evet, Yaşar Kaya, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum.